Merhaba değerli izleyenler, ben Tuncay Arslan. Efsane Oyunların Tarihi ve Bilinmeyenleri serimizde bu videodaki konuğumuz Diablo. Blizzard'ın yaptığı birçok oyun gibi efsane haline gelen isimlerden biri de 1996'nın sonlarında çıkan Diablo olmuştu. Ama Diablo hayatına Blizzard'ın ellerinde başlamadı. Condor adındaki bir ekibin yapımını üstlendiği Diablo ilk başta çok daha farklı bir yapıdaydı. Oyun sıra tabanlı oynanışa ve claymation tarzı grafiklere, yani kill benzeri bir maddeyle yapılmış stop motion animasyonlara sahipti. Diablo zaman içerisinde bu halinden bildiğimiz haline doğru bir evrim geçirdi. Ek olarak Diablo'nun ilham kaynağının 1982 yapımı Talengard adlı oyun olduğunu da belirtelim. Oyunun yapım aşamasında değişikliğe gidilen başka noktalar da oldu. Bunlardan belki de en önemlisi sınıf sistemiydi. Geliştirici ekip Diablo'yu sadece savaşçı sınıfıyla oynanabilir yapmıştı ve hatta karakterimiz için buna özel bir arka plan hikayesi bile hazırlamıştı. Ailemizin intikamını almak için çıkacağımız bu yolculuk hikayesi, oyuna yeni sınıfların eklenmesiyle birlikte rafa kalktı. Diablo'nun yapımında yaşanan değişikliklerden bir tanesi de Map of the Stars'ın ve onunla birlikte gelen oynanış sisteminin kaldırılması oldu. Yıldız haritası bizlere yıldız ve gezegenlerin aynı hizaya gelmesine ne kadar zaman kaldığını gösterecekti. Zaman kısıtlaması tarzı bir mantıkla işleyen bu sistemde eğer hizalanma olayı yaşanmadan Diablo'ya ulaşamazsak Diablo çok daha güçlü bir şekilde karşımıza çıkacaktı. Yapım aşamasıyla alakalı bir sonraki bilgimiz ise Condor'un Blizzard'ın bünyesine katılışı. Condor geliştirme sürecinin bir aşamasında maddi anlamda sıkıntılı duruma düşmüştü. Ekibin yardımına Blizzard koştu ve Condor'u Blizzard North adıyla bünyesine kattı. O zamanlarda herhangi bir multiplayer barındırmayan Diablo'ya çok oyunculu sistem eklenmesine de gerekli maddi kaynakların oluşmasından sonra karar verildi ve böylelikle Blizzard'ın şu anda da kullanmaya devam ettiği Battle.net Diablo sayesinde hayatımıza girmiş oldu. Diablo'ya oyuncuların sonradan farkına varacağı bazı easter egg'ler de yerleştirilmişti. Bunlardan bir tanesi Diablo'nun konuşmalarından biriyle alakalı. Normal dinleyişimizde hiçbir anlam ifade etmeyen bir cümleyi tersten dinlediğimizde Diablo'nun sebzelerini ye ve her öğünden sonra dişlerini fırçala dediğini duyabiliyorduk. Diablo'nun başarılı performansını gören Blizzard, oyunu farklı platformlara taşımak için girişimlerde bulunmuştu. Hatta bu platformlardan biri de sonradan Blizzard tarafından iptal edilmeseydi Game Boy olacaktı. Yıllar sonra ortaya çıkan bu versiyonun prototip hali bizlere Game Boy'da Diablo'nun nasıl olabileceğini gözler önüne serdi. O dönemde çıkan devam oyunlarının aksine Diablo'nun devamını görmek için biraz beklememiz gerekti. 29 Haziran 2000'de oyuncularla buluşan Diablo 2'nin bu kadar gecikmesindeki sebeplerden biri ilk oyundaki kodların neredeyse sıfırdan yazılmasıydı. İlk oyunun ardından geçen yıllardan sonra oyuncular Diablo 2'ye 4 kolla sarıldı. Büyük başarı yakalayan Diablo 2 günümüzde bile hala oynanmaya devam ediyor. Diablo 2'nin ilginç yanlarından biri de Gizli İnek bölümü adlı bir bölüme sahip olmasıydı. Bu bölümün kökleri ise ilk Diablo'ya kadar dayanıyor. Bazı oyuncular Diablo 1'in içinde inek bölümü olmamasına rağmen oyunda gizli bir inek bölümü yer aldığına dair iddialarda bulunuyordu. Zaman geçtikçe yaygınlaşan bu söylenti Blizzard'a kadar ulaştı ve Blizzard da ikinci oyuna bu bölümü gerçekten koyarak oyuncuların isteğini gerçekleştirmiş oldu. Tabii kimilerine göre hala ilk oyunun içinde o gizli inek bölümü var diye biliniyor. 2000'lerin başında Blizzard North iki önemli oyun üzerinde çalışıyordu. Bunlardan biri Diablo 3, diğeri ise uzayda geçen Diablo benzeri yeni bir oyundu. Yapım aşaması devam ederken çalışanların yeni sulara yelken açmak istemesi ve Blizzard'ın sahibi olan Vivendi ile yaşanan bazı olaylardan ötürü istifalar başladı. Blizzard North'taki önemli isimler birer birer firmayı terk etti. Bu gelişmenin ardından Diablo 3'ün yapımında aksaklıklar yaşandığı için oyunun yapımı durduruldu. Blizzard oyunun yapımına daha sonradan yeniden başladı ve Diablo 3 yıllar süren bekleyişin ardından 15 Mayıs 2012 tarihinde çıkışını yaptı. Oyun basından çok iyi eleştiriler aldı, ancak tatmin olmayan ve yıllardır beklediğimiz oyun bu değildi diyen pek çok oyuncu da oldu. Diablo 3'ün tartışılan detaylarından biri de internet bağlantısını zorunlu tutması olmuştu. Böyle büyük bir topluluk tarafından beklenen bir oyuna herkes çıktığı gibi girmek isteyince sunucular yetersiz kaldı ve insanların çoğu Error 37 hatasıyla karşılaştı. Bu hata aradan yıllar geçmesine rağmen hala birçok oyuncunun kabuslarına girmesiyle de bilinmekte.
Diablo 3 ile birlikte Diablo tarihi ve bilinmeyenleri videomuzun sonuna geldik. Başka bir videomuzda tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.